Alasım hocam, bugün Adanaspor'un bir maçı vardı ve ne mutlu ki Adanaspor bugün galip geldi. Bu maçı seyretmişsinizdir. Bu maç hakkındaki yorumlarınızla başlayalım isterseniz. Ya tabii şimdi her türlü kazanılan maç önemlidir yani. Sonuçta 3 puan uzun süredir de kazanılmayan bir takım var ortada. O yüzden hani moralmen 3 gün sonra oynanacak maç için de iyi bir moral oldu. Şimdi yani psikoloji zor böyle durumlarda. Bir tek biliyorsun Menemen'in yaptığı hatadan dolayı bir 3 puan kazanıldı. Ve uzun zamandır Evet. da Balıkesir maçından sonra da kazanamayan bir takım var ortada. Yani her türlü şartlarda oyuncu ister istemez bazı şeyler demoralize edebiliyor zaten. Yani hani çocuklar bundan kurtulmuşlardır muhtemelen. Biraz daha rahat bir Akhisar maçı oynayacaklar. Ama kolay değil. Sezon boyunca çok kolay değil işleri. O yüzden biraz daha fazla efor sarf etmek gerekiyor. Biraz daha pandemi sürecine dikkat etmek gerek ki COVID'e bulaşmamak gerekiyor her şeyden önce. Bu çünkü çok alternatif bir kadrosu olmayınca da takımların COVID dönüşlerinde otomatikman zorlanabiliyorlar yani. Hocam bu sene pandemiden en çok etkilenen iki takım benim gözümde Altay ve Adanaspor, ki Adanaspor dönüşte dediğiniz gibi iki galibiyet alabildi. Birisi hükmen, birisi de bugün. Akhisarspor'la oynayacaklar hafta sonunda. Akhisar'da da çok büyük kadro rotasyonu yaşanıyor şu an. Muhtemelen gençlerde kurulu bir, yani böyle gençlere daha yakın bir kadroyla çıkacaklar. Adanaspor Akhisar'da yener mi hocam hafta sonu sizce? Valla genç oyuncular daha çok koşacak, daha çok mücadele edecekler. Hani bu tür genç oynamamış oyuncularla bir şeyleri ispatı gidecek oyuncu gruplarını şey yapmak zor. Golün geciktiği her dakika Adanaspor için zor olacaktır zaten. O yüzden de hani erken gol biraz daha rahatlatacaktır. Diyorum yani o maç için, o bugünkü maçın kazanılması çok büyük bir avantaj oldu. İnşallah da hafta sonu için iyi olur. Yani yoksa geçen sene yaşanılan süreç tekrar Adanaspor için bir tehlike çanları gözüküyor. Yani o yüzden de muhtemelen yönetimde devre arasında iyi takviye yapmak zorundalar yani. Çünkü geçen sene yaşananlar ortada. Tekrar bu sene yaşanmak istemiyorlarsa iyi de takviye yapmak zorundalar açıkçası yani. Hocam şimdi ben bir gazeteci olduğum için önce günün maçları konuşulur, ondan sonra normal programa geçilir. İstanbulspor Balıkesirspor'u farklı geçti 5-0. O maçı seyrettiniz mi? Seyrettim ben. O maçı da seyrettim. Yani Hocam bir Balıkesir'de futbol sever olarak ben İstanbulspor'u çok beğeniyorum. Özellikle son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladılar. Rocco'nun bir hayranıyım. Yani kendisiyle tanışmak istiyorum. O Rocco müthiş. Bu lige gelmiş en iyi yabancı oyunculardan birisi. Bir İstanbulspor değerlendirmesi ve bir Balıkesirspor değerlendirmesi de talep edeceğim hocam. Valla İstanbulspor şu ligde çok iyi bir hani bir Adanaspor mağlubiyetinden sonra çok iyi de başladılar açıkçası lige. Ondan sonra bir işte Trabzon'dan hoca ayrıldı, Fatih Hoca'nın ismi geçti. Hani o dönem etkilemiş midir, etkilememiş midir hani çok şeydir ama o dönem bir bocalama geçti. Onun üzerine biraz kötü gitmeye başladılar ama sonradan tekrar toparladı bu takım ve şu anda da bu ligin en iyi oyunlarından birini oynuyorlar açıkçası. Bugünkü maç da kolay oldu yani. Penaltıdan sonra olay zaten çok değişti. Şey de Balıkesir'in de kırılgan bir yapısı var yani. Hani çabuk kırılabilen, çabuk demoralize olan bir takım orası da. Şimdi Cihat Hoca geldiğinden beri de hiçbir galibiyet alamadılar. O da bir kötü durum. Hani orada da bir değişik bir psikoloji var şu anda. Bir hoca değişikliği yaşadılar. Biliyorsun Mesut Hoca Akhisar'a gitti. Oraya Cihat Hoca geldi. Hani İstanbulspor takımı bireysel olarak çok kaliteli oyuncular var. Geçen sene bu takımın bütün çoğu maçında oynayan Esnen bugün yedek kadroda oyuna girdi. Hani öndeki oyuncuları iyi, Roko çok iyi. Hani kaptan takımı çok iyi taşıyor. İbrahim Yılmaz bir ara formsuzdu, form tuttu. Gol atmaya başladı. Arkada kalecileri, geçen seneki kalecileri defansif anlamda da iyi işler yapıyor. Bugün atılan ikinci gol var uzaktan. Çok keyifli goller de oldu açıkçası yani. O yüzden Levent var, çok kaliteli bir oyuncu. Geçen sene Demirspor'daydı, siz de biliyorsunuz. Hani Evet, İstanbulspor daha Ayçiçek. büyük bir keyif vermeye başladı. Bir de devre arası için bir yabancı transferi yaptılar gene, Arnavut Santrofor. Hani bu sene ben geçen sayın cumartesi akşamı Sayın Murat Sancak'la da oturduk Adana'da, bir sohbet etme şeyimiz oldu. Zamanımız da oldu bayağı. Takımları böyle değerlendiriyorduk. Ben kendi adıma İstanbulspor'u da bu ligin ilk ikisinde olabilecek kapasite olduğunu söyledim açıkçası yani. Hocam şimdi siz sevgili başkanın ismini geçirince aşağısı yıkılır otomatikman. Adana Demirliler'dir, bizi çok takip ediyorlar. Kendisi devre arası planlarıyla ilgili bir şeyler anlatıldı mı?
Yani şöyle söyleyeyim, Vallahi paylaşabileceğiniz kadar. Anlattıklarını yapıyor zaten. Yani Aysat'ı dedi, aldılar zaten. Yani hani başkan bir iki tane daha oyuncu söyledi. Yani bu kadroya inanılmaz takviyeler, isimler söyledi başkan. Ondan sonra Aysat'ı dedi, aldı zaten. Yani biz bu Aysat'ı alacağını cumartesi günü söylediğinde biz orada öğrendik tabii ki başkanla. Yaklaşık bir iki Ben buçuk üç de saat. Aysettin'in B plan olduğunu, A planlarında başka bir oyuncu olduğunu biliyordum ama diğeri olmamış demek ki hocam. Şimdi burada isim verip böyle taraftarları daha da şekillendirmeyelim ama Evet, şey. Ya şimdi dediğim gibi hani bu transfer işi çok, yani çok da şeydir evet. zaten. O yüzden hani biz, başkan sağ olsun bize samimiyetinden dolayı bir şeyleri paylaştı. Ama Aysat'ı dedi, evet aldı. Kendi başka planları da var. Onlardan da bahsetti. Şimdi Murat Başkan'la oturup karşılıklı bir şeyler konuşabildik. Yani bu tamamen Murat Sancan kendisiyle alakalı bir şey. Yani o yüzden de çok da saygı da duyarız. Biz severiz de kendisini zaten. O da bize sağ olsun sevgiyle karşılık verince uzun bir süre oturma şansımız oldu ve çok da Şimdi keyifli şeyler yaptık. Yani sohbetimiz oldu. Ali Takımlar Asım hocam, üzerinden konu konuştuk. İstanbulspor'dan Adana Demir'e jet hızıyla geçti ama ben bir İstanbulspor'la ilgili devam etmek istiyorum. Şimdi Süper Lig'e çıkacak takımları herkes böyle hem sosyal medyada hem ulusal spor kanallarında konuşurlarken genelde Giresun'u, Samsun'u, Altay'ı, Adana Demirspor'u konuşuyorlar ama böyle İstanbulspor bir geri planda kalıyor. Tuzlaspor'la İstanbulspor geri planda tutuluyor. Şimdi benim bir teorim var. Ben bu sene bir İstanbul takımının Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum. Nedense böyle bir düşüncem var. Hani böyle aksini de düşünemiyorum. İstanbulspor veya Tuzlaspor bu sene Süper Lig yapar mı? Vallahi ben net söylüyorum, hani benim favorim o. Hani kadro olarak da tamam, çok iyi kadroya sahip takımlar var ama biliyorsunuz hani bunları yönetip, hani saha içinde yönetmekle alakalı konuşuyorum tamamen. Hani bir oyun oynatabilmek, bir felsefeye yerleştirebilmek. Şimdi bir kere her şeyden önce Sayın Ecmel Başkan ve Ömer oğlu inanılmaz Fatih Hoca'yı seviyorlar zaten her şeyden önce. Yani hiçbir türlü, bir kere hocanın orada hiçbir türlü bir sıkıntısı, bir tedirginliği yok yani. Her türlü sonuçta. Bir kere hoca orada rahat çalışıyor. Rahat çalışınca da her türlü hamlesini rahat yapabiliyor. Yaptığı hamlelerde işte bugün diyorum, Eslem başka hangi takıma gitse TFF 1. Lig'de bank oynayacak bir oyuncu yani. Ama bugün ve geçen şeyleri hoca istediği gibi yapabiliyor. Bu da onun için çok büyük bir avantaj oluyor tabii ki yani. Hani o yüzden hani benim burada en büyük favorim açıkçası İstanbulspor. Yani gönül ister ki camia takımları Süper Lig'e çıksın. Ya ben de Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir sporluyum. Bunu gizlemiyorum. Ama hani böyle daha böyle güzel yönetilen, hani maddi, ekonomik olarak, kurumsal olarak daha iyi yönetilen kulüplerin Süper Lig'e kendini daha rahat attığını, bunu da Karagümrük örneği de var geçen seneden. Hani camia takımları biraz daha zor gibi gözüküyor. Süper Lig yarışı bu sene biraz daha karışık sanki. Şimdi Bir de bir şey daha ekleyeyim ondan sonra sevgili hocam. Bir de geçen sene düşen olmadı. Süper Lig'den gelen takım olmadı. Dengeler daha yakın. Bu sene biraz daha farklı hocam. Şimdi aslında sizin işte diyelim. geçen sene Süper Lig'den düşen olmaması çoğu takımı cezbetti aslında. Belki Evet. düşenler olsaydı öbür takımlar bu kadar belki kendisi, aa biz burada, hadi bu sene de biz çıkabiliriz belki düşünmeyecekti. Atıyorum düşenlerle beraber en fazla iki tane üç tane takım daha bununla mücadele edecekti. Ama düşen olmayınca bu sefer dediler ki, aa düşen yok, bari biz bu mevcut kadroya takviyelerle biz buradan sıyrılalım diye bir zihniyet oluştu bence yani. O yüzden bütün takımlar güçlendi bence. İşte İstanbulspor transfer yapıyor, Giresun transfer yapıyor, Tuzla yapıyor. İyi kadro kurdular. Adana Demirspor'un kadrosu ortada. Hani bir dönem Keçiören bile bu takım, bu grubun, ondan önce hani ben Adana Spor'dan 5 yemiş Altınordu bu şeyde lider oldu yani. 3 hafta liderlerdi evet. Anlatabildim mi? Hani Altınordu. şimdi geçen Şu Tuzla an 9 liderdi. takımın ilk 2 iddiası var hocam. 9 tane takımın ilk 2 iddiası var devre arasında. Hocamın yayın gelip gidiyor. Şimdi gelir. Heh, geldi hocam Ses yayın. 9 gö tane takımın ilk 2 Tamam. iddiası var hocam şu an. Ya diyorum ya hani şimdi çok süre değişti mesela. Geçen senenin şampiyonuna bakın. Hatay bir çıktığında bir sene önce final oynamış. Mevcut kadroyu korumuş. Bunun üzerine takviyelerle bir çıktı mesela yani. O yüzden hani burada yapacağınız devre arası takviyeler sizin takımınıza bir şey katacak tarzda oyuncularla hani hiç ummadığınız 3-5 maç, zaten 5-5 3-5 maç kazanan takım kesinlikle ilk ikinin içinden çıkacaktır yani. Çünkü puanlar birbirine çok yakın ama
yendiğiniz rakiplerle puan farkını açtığınız anda sonraki mesafe çok kısa kalıyor zaten yani. İkinci yarıya başlayan takım 5'te 5 yaptığında geriye kalıyor 12 tane maçı. Hani bu 12 maçın en kötüsü 4'ünü fire verse geri kalan 8 tane maçtan alacağı puanlarla 60'ın üzerinde puan yapıp şampiyon olur yani. Yani o yüzden devre arasındaki takviye şampiyonluğa oynayacak, aynı zamanda düşmemeye oynayacak takımların takviyeleri çok önemli olacak yani. Bu mevcut kadro, bu şey yapı içinde ben İstanbulspor'u ilk çıktıkları sene de yayıncı kuruluşun programına katıldığımda orada da söylemiştim. Yani ilk şeyim ama öbür takımların işte Altay'ın bir bu yani bir devamlılığı olmadı Altay'ın mesela yani. Hani bir 3 maç kazandılar işte bu hafta mağlup oldular Bandırma'ya. Şimdi bir Bandırma ortada yok. Hani devre arası yapacakları takviyelerle hani 24 puan var. Liderin 35 puanı var. Yani Bandırma ne kadar yakalayabilir? Onu da kadro kalitesi olarak çok iyi bir kadroya sahipler. Ama bir türlü onlar da bir seri yakalayıp ön tarafa gelemediler bir türlü yani. Şimdi Bandırma 6'yı mı yani playoff'u mu hedefleyecek? Yoksa ilk 2'yi mi kovalayacak? Bunların hepsini yaşayıp göreceğiz zaten yani. Diyorum devre arası transferleri öyle böyle kim iyi yapıp bir şeyleri rayında götürürse ve iyi bir seri yakalarlarsa 3-4 maçlık seri bence bazı takımların alıp gitmesini sağlayabilir yani. Hocam az önce Fatih Tekke demiştik. Ben Fatih Hoca'yı tanımam ama Bursaspor'la oynadıkları maçın ardından rakibini alkışlaması çok hoşuma gitmişti. Altay konusunda da şu yorumu yapayım hocam. En büyük şansları Yücel İldiz. Yani bence Yücel İldiz olmasaydı daha düşük puan alırlardı. Çünkü zor bir korona dönemi de yaşadılar. Altay'ın da doğru hoca tercih ettiğini o sebeple şu an 4. sırada olduğunu düşünüyorum. Hocam ligin ilk yarısında sizi hayal kırıklığına uğratan takım hangisiydi veya hangileriydi TFF birincilikte? Valla kadro kalitesi olarak ben Bandırma'yı daha iyi yerde bekliyordum açıkçası. Şimdi elinizde Potesi, Delvalesi, Rize'den aldığınız Orhun Ovacıklı. Hani kadro kalitesi olarak Altay'dan aldığınız oyuncu. Hani bu kadro kalitesi olarak benim gördüğüm hani Bandırma daha iyi yerlerde olabilirdi. Yani o yüzden biraz daha beni hayal kırıklığına uğratan takım Bandırma oldu. Yani alt ligden çıkmışsınız, şampiyon olmuşsunuz ve Poto gibi bir oyuncuyla transfere başladınız. Delvale ile başladınız yani. Hani bu tür oyuncularla başlayınca ister istemez beklenti büyük oluyor tabii ki yani. Orada da hoca değişiklikten sonra mevcut hoca gidip şu andaki mevcut hoca gelince de hani bir şeyler oturur mu? Oturur ama bunun içinde zaman gerekir mi? Gerekiyor işte. Hani o zaman da devre arasında yapacakları da işte bugün biliyorsun Akhisar'dan bir oyuncu transfer ettiler. İyi de oyuncudur Evet. zaten. Hani artık oradaki eksiklikleri tamamlarsa benim için en büyük hayal kırıklığı Bandırma'nın puansal olarak hayal kırıklığı olmuştur yani. Yoksa daha iyi yerlerde olabilecek. Aynı ona keza Ümraniye. Hani daha iyi bir başlangıçla Ümraniye de daha yukarılarda olabilirdi. Kadro kalitesi, geçen seneki oyun tarzları o da daha iyi bir yerde bitirebilirdi. Ama ben Demirspor, Adana Demirspor Ümraniye maçını seyretmiştim Adana'da bulunduk maç için. Ama daha iyi bir Ümraniye olabilirdi şu andaki puanla alakalı. Ama benim birinci derecede hayal kırıklığım sorduğum soruyla alakalı söylüyorum. Kesinlikle Bandırma takımıdır yani. Hocam siz Ümraniye'yi eklemeseniz ben de Ümraniye acaba beklentinizi karşıladı mı diye soracaktım. Yo, hiç Akhisar da karşılamadı yani. Bandırma Akhisarspor'dan ayrılan Taha Yalçıneri transfer etti. Evet. Az önce lafı geçti, ismini de söyleyelim. Hocam peki ya bu kadar sürpriz bir performans beklemediğim takım var mı? Ya da ben parantez içinde bir Bursaspor sorusudur bu diyeyim mi? Ya Yani Bursa'yı hani beklemedik desek hayal kırıklığına uğrarız. yani geçen seneki biliyorsun bir sene önce orada transfer yaptığı Denizli'den şampiyon oyuncular var, Burak var, Keremcan var hani ve oyuncu genç oyuncular bu takımın neferi oldular açıkçası. Yani şimdi evet. orada Aykut var, Özer var. Onlar çok da iyi abilik yapıyorlar. Çocuklarla şeyleri belli hani televizyondan gördüğümüz hani Bursa takımı bir bocaladılar. Bir kırılganlık yaşıyorlardı. Şimdi o kırılganlıkları da gitti. İşte İstanbulspor maçı son 20 dakika 3-0 mağlupken 3 tane gol attılar. Yani 4-3 de alabilirlerdi. Penaltıları da verilmedi Fatih Hoca 96'da. orada çok şey objektiftir. Fatih Hoca gerçekçi bir o şeydir zaten hani insandır her şeyden önce teknik direktördür. Yani de Trabzonspor'dan çok karşılıklı oynadığımız için bunu net söyleyebiliyorum. Hani evet bu maç 3-0'ın 3-3'e bu oyuncu grubuyla yani bu gençler geliyorsa alkışlar gidecektir yani. Fatih Hoca orada gayet olması gerekeni yaptı. Hani kimse de Fatih Hoca aa bak rakibi alkışlıyor demedi. Çünkü ortada bir savaş var, bir mücadele var.
bir alın teri var. Bunun karşılığı da rakip takımın hocası olarak alkışlamak en büyük keyiftir o oyuncu grubu içinde. Zaten kendi hocaları alkışlayacaktır, övecektir ama rakibin tarafından alkışlanmak her zaman daha çok motive etmiştir oyuncu grubunu. İnşallah genç kardeşlerimiz transfer konularıyla çok kendilerini yıpratmazlarsa, sadece sahanın içinde kalmaya çalışırlarsa çok büyük bir avantajla Bursaspor 28 hani 6 olur mu? İşte öbür takımların yapacağı takviyeler ikinci yarı daha zor olacaktır maçlar. O yüzden hani çok kötü bir şey söylemek tabii ki haddim olmaz. Çünkü futbolda asla bir öngörüde bulunma şansınız çok zordur. Yani bunu yapma şansınız yoktur ama baskette kolaydır. Hani kimin kimi yeneceğini az çok bilme şansınız vardır yani. O yüzden Bursa bir sürpriz, playoff sürprizi yapabilir mi? Evet yapabilir. Ama ilk iki sürprizi çok zor olur bence. Çünkü öbür takımlar çok güçlenecekler yani. Hocam her cevabınızda tecrübenizi bana geçiriyorsunuz. Yani benim bir sonraki sorumu da yarım yamalak cevaplıyorsunuz. Benim soru biraz offside'a düşüyor. Sorum şuydu hocam. Bursa Spor son 5 maçta 13 puan aldı. Şimdi bu tablo yanıltabilir mi Bursa Spor? Yani transfer tahtalarını açabilme durumları var Bursa Spor'un. Sizce açmalılar mı? Valla ben hani çok açarlarsa çok ayengi bozulacak gibi geliyor bu takımın. Yani hani şimdi açtınız. Kim nereye çok erzen bir transfer neresi olabilir? Belki bir kaleci ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Yani tamam orayı bir şekilde şey yapabilir, tolere edebilirsiniz. Yani ondan sonra nereye bir oyuncu? Ben sağ bekleri var. Çok iyi oynuyor çocuk. İyi de mücadele ediyor. Santroforlarım var. Hani içerideki belli bir ayengi ve oyuncuların gardını düşürmemek adına da çok bir kere her şeyden önce gelecek oyuncunun hani insan karakteri çok iyi olması gerekiyor. Ki bu çocukları kendisi sevdirebilip kendisi bunlara bir şeyler öğretebilecek durumda olacak ki hani oradaki içerideki ayengi bozulmuşlar. Hani bana kalsa transferi açmamaları daha iyi olacak gibi geliyor. Sadece benim düşüncem yani. Hocam siz Bursa Spor'un teknik direktörü olsanız iki tane futbolcu satılıp transfer tahtasının açılmasını teklif etse yönetim kabul eder misiniz karşılığında? Vallahi şöyle orada kabul... çünkü transfer tahtasının açılması için iki futbolcunun satışı gündemde. Orada şöyle bir nüans var. Şimdi Mustafa kardeşimiz orada o takımda oynamış bir oyuncu. Eğer gerçek Bursa Sporluysa Bursa Sporlu olarak düşünüyorum. Ben de hani onun yerinde olduğum için söylüyorum bunu. Ben asla satılmasını istemem. Satılır. Bu oyuncular gider. Alacak oyuncularla bu takımın borcu daha da büyür. Evet. Eğer gerçekten Bursa Spor'u ya da atıyorum bulunduğunuz kulübü seviyorsanız kendi menfaatinizin önünde tutmanız gerekir böyle bir pozisyonda. Hani kendi menfaatinden önünde tutarsa Bursa Spor'a böyle daha büyük bir iyilik yapmış olur yani. O yüzden onu söylüyorum. Yani hani bu takımın transfer tahtasını açıp 2 tane oyuncuyu satıp 3 tane oyuncuyu 5 milyon euroya satıp alayım ben ondan sonra aldık ama seneye satacak oyuncu yok. Belki bu oyuncularla playoff'u yakalayacak. Belki playoff'tan çıkacak. Belki en kötü şartlarda oyuncular daha çok değerlenecek. Daha büyük paralara satacak. Anlatabildim mi? Hani çok suni bir başarı için Bursa Spor'a kötülük olur bence. Transferi, hani oyuncu satılıp transferin açılması. Öyle söyleyeyim daha doğrusu. Oyuncuyu satılmadan pek mümkün değilmiş hocam. Yani benim aldığım bilgi o yönde. Ama şimdi hani atıyorum işte Burak Kapacak söz göz şeyde olduğu için söylüyorum. Ali var onu söylüyorum. Hani şimdi bu oyuncuları sattın. Tamam sattın. Alacağız yerine. O para gelen oyuncuya gidecek zaten. Hani kulübün neresini karşılayacak? Şimdi borç ödeyeceksin. Eski belki yöneticilere gidecek borç. Hani oraya emek vermiş oyunculara gidecekse ona da saygı duyuyorum. Sonuçta bir şekilde Bursa Spor'a gelmiş emek vermiş oyuncu grubuna giderse ona da saygı duyuyorum ama buradan isim yapmış yöneticilere gidecekse de bu para bence satılmasın yani. Hocam Adana Spor taraftarları beni altta linç ediyorlar. Adana Spor konuşmadığınız için. En çok sorulan soru şu. Adana Spor'dan teklif gelse Adana Spor çalıştırır mısınız? Ya da bir vallahi, temas oldu mu? Belki olmuştur. Yok hiçbir temasımız olmadı. Zaten Sayın Bayram Başkan çalışmak isteseydi zaten bu zamana kadar bizde de muhakkak çalışırdı. Yani teknik adam olarak çalıştı. Biliyorsunuz ben orada zaten 1,5 sene yardımcı hocalık yaptım. Ondan sonra böyle bir süreçte böyle bir durumda şu anda lisansı yok Yunus kardeşimiz ama ben şuna seviniyorum. Hani başkanın artık o takıma hizmet etmiş, faydalı olmuş oyunculara şu anda futbolu bırakmış kardeşlerimize bir şekilde görev vermesi beni açıkçası mutlu etti. Ama üzüldüğüm tek nokta var. Hani Yunus kardeşimiz keşke sahanın içinde olabilseydi daha farklı bir şeyler olabilirdi. Yani hani
daha kolay olurdu bazı şeyler. Yunus için de daha kolay olabilirdi. Bu yönden seviniyorum. Ama zaten bu saatten sonra bize böyle bir teklif geleceğini zannetmiyorum. Gelse de ben zaten çok da kabul edeceğimi zannetmiyorum. Yani dediğim gibi hani zaten gelseydi şimdiye kadar zaten gelirdi. Bundan sonra da geleceğini tahmin etmiyorum zaten. Şartlara bakmak lazım diyelim hocam da kapıyı açık bırakalım derim yani. Şimdi başkan öyle bir Yok teklifle gelir bazen ki. yok bazen diyorum yani şartlar da sizin lehinize de olsa ama bir de duruş sergilemek gerekiyor bazen. Bu duruşu da sergilemek gerekir yani her iki taraf için de söylüyorum yani. Ben o takımda 1,5 sezon yardımcı hocalık yaptım. İlk geldiğimde 12 maç vardı. İkinci sene de bütün sezon boyunca kaldım. O yüzden hani o saatten sonra zaten bize bir görev gelmediyse bundan sonra da gelmeyecektir zaten yani. Hocam şimdi Eskişehirspor ve Ankaraspor'un ardından hani biz böyle dedikodu yorum yapacağız şimdi. Eskişehir ve Ankaraspor düşürdük biz kafada hani izleyici olarak. Adanaspor da düşebilecek 3-4 takımdan birisi olarak konuşuluyor. Adanaspor bu korkulu rüyayı yaşar mı hocam sizce? Valla şimdi geçen sene bu takım düşmüş. Düşen takımın 8 tane oynayan oyuncu grubu var. Bunun üzerine bir transferler oluşmuş. Ve bir Covid durumu yaşamışlar. Yani hani en büyük şansları işte dediğim ama Ankaraspor transfer yapıyor. Yani 3 maç kazanan bu ligde alttan üste çıkabilir. Tamam Eskişehir'i düşürebiliriz. Anlatabildim ama öbür türlü şartlarda oynanmamış hiçbir maçı kazanamadınız daha yani. Yani o yüzden de burada korku rüya görür mü? Görür. Menemen bu hatayı yapmasa 3 puanını silsen Tabii. şu anda Hani şu an puan farklı. Şu 15 puana düşerdi. Ankaraspor maçı ertelenmeden önce normal sezonda zamanda oynasa ya bugün bir Beykan Şimşekleri gitti mesela yani. Anladın mı? Belki o dönemde belki de yenemeyecektin. Normal dönemde oynansaydı o zamanki Evet. performansları, o zamanki şeyleri hani bir sıkıntı yaşar mıydın? Tabii ki yaşarsın. Hala da yaşayabilirsin yani. Ben diyorum bu takıma geçen seneden bu takım küme düştü geçen sene. Bize ben bunu hep söylüyorum söylemekten de imtina etmiyorum yani. Bize okullarda kitaplarda okuyorduk işte Alaaddin'in sihirli lambası diye. Evet geçen sene Adanaspor Alaaddin'in sihirli lambası çıktı. Bir dileğim var ne istersen de düşmeyelim dedi. Düşmedi yani. Şimdi böyle bir Yani durum binde bir denk gelir yani. Şimdi ve aynı düşmüş takımın 6-7 tane oyuncusu mevcut kadroda zaten oynuyorlar yani. O zaman geçen daha sene 3'tü. Evet hocam. Geçen sene 3 takım düştü. 3'ü de bugün potaya yakın. Yani Osmanlıspor'du, Ankaraspor oldu. Eskişehirspor malum. Yani 250 trilyon borç varken düzelmiyor. yani iki Eskişehir'de bir Adanaspor'da geçen seneden ders almamış gibi bir tablo var hocam maalesef. şimdiki tabloya bakarsak şu anki puan durumu evet ders alınmamış gözüküyor yani ve Adanaspor Süper Lig'den düştüğünden beri her sene kan kaybederek inmiş düşmüş yani. Bir sene bir Süper Lig'den düşmüşsün. O sene son 4 maçta kurtarmışsın. Geçen Evet. sene bir önceki sene Süper Lig'den sonraki ikinci senende son 6-7 maçta kurtarmışsın. Geçen sene düşmüşsün. Şimdi de gene aynı pozisyonda bulunuyorsun yani. Şimdi burada o zaman bir ders alınmamış açıkçası ortada çıkıyor zaten yani. Hocam şöyle de bir durum var. Süper Lig'in borcu bu ligde kapanmıyor. Yani Süper Lig'de sizin geliriniz bu lige göre 15 kat daha fazla olunca burada da o bir hakkı oluyor takımların benim gözümde. Onu kaçırdın mı maalesef tren kaçıyor. Akhisar da aynısını yaşıyor şu an mesela. Bursaspor için çıkamadıkları her Ama sene fazlasıyla zarar yazıyor. Akhisar Süper Kupayı almış, UEFA Kupası oynamış ve 4-5 sene Süper Lig'de kalmış bir takım olarak düştü. Siz ilk çıktığınız senede düştünüz. Şimdi hani ilk çıktığınız senedeki hani gelen oyuncuları da gördük zaten. Hani ben ilk Süper Lig'de bu kadar büyük paralar harcadığını düşünmüyorum Adanaspor için. Yani. Evet yanlış transferler olduğu için bu noktaya geldin zaten yani. Hani o yüzden orada bir şeylerin artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hani şey olarak yani yönetim değişme şansı yok. Onu o manada söylemiyorum zaten. Hani biraz daha futbola bakış açısının değişmesi gerekiyor yani. O yüzden bir şeyler olması için yani bu rüyaları görmemek için dediğim gibi hani bu şeylerden kurtulmamız gerekiyor yani. Bizim her oyuncunun çok iyi olduğu tabii ki çok iyi oyuncudur hepsi. Bu tercih ediliyorsa ama bazı gerçekleri de görmek gerekiyor yani. Bir kere her şeyden önce bir vizyon, arma, prestij bir kulüp için çok önemlidir yani. Önce
bunları düzeltmek gerekir. Dışarıya bakış açılarının, bu kulüplere bakış açılarını değiştirmek gerekir zaten. İnsanların kulüplere bakış açılarını değiştirebilmek. Bunun için de vizyonunuz olması gerekir. Prestijiniz olması gerekir. Armanızın ağırlığı olması gerekir. Camia mı? Her zaman vardır camialar. Kaybolmazlar. Sadece geri çekilirler ama en ufak bir şeyde de ortaya çıkarlar zaten yani. Samsun Spor'la ilgili çok soru geliyor. Onunla ilgili de yorum yapalım. Hocam ben orayı birazdan şampiyonluğu konuşurken soracağım. Tamam. O yüzden hani bekliyorum. Onu atlamayalım çünkü aşağıdan ben okuyorum Samsun Spor taraftarları. Direkt şöyle geçeyim hocam o zaman. Sorum şu. Hocam Süper Lig'e çıkacak 3 takım sizce hangileri? Sizce 3 tane takım ismi istesem. Valla ben kesinlikle yani Adana Demirspor olduğunu düşünüyorum. İlk tercihim İstanbulspor zaten. Kadro kalitesi ve belki seyircili olsaydı maçlar, hani biz bu pandemi sürecini yaşamasaydık, Demirspor, Adana Demirspor, Samsunspor, ondan sonra bu taraftar olan takımlar, Eskişehir, taraftar Adana Spor, hani taraftar olan takımlar bir 6-7 puan daha taraftarıyla beraber almış olabilirlerdi yani. Şimdi seyirci, camialar, hani o yüzden senin de demin söylediğin gibi yani camiası olan ve seyircisi olan atıyorum Tuzla'nın, İstanbulspor'un bu saydığımız camialar kadar seyircileri olmadığı için hani bir 6-7 puan daha olabilirdi bu takımlarda. Şimdi en büyük dezavantajı oradan yaşıyorlar yani. O yüzden benim kesinlikle birinci şeyim İstanbulspor, ondan sonra Adana Demirspor kadro kalitesi olarak ve Murat Sancak başkanla oturduğum konuştuklarımla alakalı bunu söylüyorum. Kesinlikle artık ilk ikiden çıkacaktır bu takım. Ha, başkanın artık ona yüreğe dayanmayacaktır yani bir playoff oynamaya da. Bir de hani Altay ve Samsunspor arasında çekişir. Buraya sürpriz takım hani bir ihtimal Tuzla'dan bir şeylerden devre arası takımıyla alakalı bir şeyler değişirse olur yani. Onlar da iyi kadroya sahipler ama bir yerden sonra artık götüremediler. Buradan da biraz daha tecrübe gerektiriyor götürebilmek için. Hocam Adana Demir'le İstanbul'u çıkarttınız. Üçüncü takımı tam anlayamadık. Üçüncü takım hangisi? Samsun söyledim. Bir de buraya hani Altay dahil olur yani. Hani hocam, bu dördün peki, üçü çıkar. Giresunlar şimdi bizi dinç etmesinler. Giresun'u Giresun'u şöyle unutmuyoruz tabii ki. Şu andaki lider takım. Lider evet. Bitirdiler zaten. Ama ben maçların çoğunu seyrediyorum. Hani Giresun çok götürebilecek tarzda gözükmüyor. Bak bu sadece çok üzülerek yorum yapıyorum. Tabii ki bir Giresun'un şampiyon olması o doğaldır, olacaktır da yani. Sadece sen sorduğun sorunun üzerine ben bunu sana fikrimi beyan etmek istiyorum. Her türlü şartlarda ama ikinci yarının biliyorsunuz Giresun'da bir dönem kötü gitti. Maç kazanmakta zorlandılar. Çok büyük alternatif bir kadroları yok. Bak onların da transferi çok etkili olacaktır. Açıkçası yani biz şöyle yapalım. İkinci yarının ilk maçları başlamaya yakın bir program daha yapalım. Bu sefer herkesin zaten transferlerini de görmüş oluruz. O zaman daha net bazı şeyleri söyleyebiliriz yani. O yüzden sakın Giresunlular, Samsun, Altay, Tuzlalılar şey yapmasın. Ben burada ahkam kesmiyorum. Sadece hani mevcut durumda ki takımları yorumluyorum. Hani burada şimdi Aysati'yi alıyorsanız çok iyi oyuncu alıyorsunuz. Yani bu oyuncu grubu Denizli'yi şampiyon yapmış, bu sene Süper Lig oynamış. Hani bir artı kazandırıyor sizi otomatikman. Ha, uyum sağlar sağlamaz, yapar yapmaz o başka bir boyut. Ve benim öbür oyuncuları bildiğim oyuncular var. Onları da alırlarsa otomatikman zaten hani transferin şampiyonu Demirspor oluyor gözüküyor. Şimdi Samsun'u göz ardı edemeyiz. Altay'ı göz ardı edemeyiz. Hani Giresun'u göz ardı edemezsin zaten lider. Hani bir kere çok şey olur ama dediğim gibi hani biz bu yayını ligler başlanacağı hafta bir daha yaparsak Cuma günü liglerin başlayacağı hocam, Cuma 22'sinde günü, başlıyor 21'inde yapalım. Ben buraya not aldım. Ha, çünkü o zaman hani oyuncu transferlerini de görüp ona göre daha kolay yorum yapabiliriz. Yani. Bu sadece bizim için bir öngörü oluyor. Yani. Hocam Samsunspor Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı. Çok iyi Adana oldu. Demir de istiyordu. Ben biliyorum Adana Demir de istiyordu. Ama Samsun aldı. Gökhan Karadeniz de bu ligde fark yaratabilecek bir oyuncu. Bu transfer hakkındaki düşünceniz ne hocam? Şimdi Gökhan da Aysati'de iki takımda 10 numarasını aldı aslında. Yani Gökhan'a muhtemelen 10 numara oynatacaklardır.
Çok kenara gitmeyecektir, Samsun için söylüyorum bunu. Kenarda zaten Guido Koçerleri var. Öbür tarafta da yabancı oyuncuları var. Hani Samsun bunu 10 numara olarak oynatacaktı. Şimdi her iki takım da bir kere 10 numara çünkü çok değerli ki önce bütün takımlar 10 numara transferi yaptı. Mesela ben Demirspor biliyorum, bir de santrofor alacaklar zaten. Yani o Hocam bir de yüzden Ofeyudu gelecek deniyor ama hangi takım alacak bekliyoruz mesela. Şiko Ofeyudu vardı ya Samsunspor'da, ya Eskişehirspor'da. Gelecek deniyor. Şey var, İbrahim Sissoko var. Hangi takıma gidecek belli değil. Onlar da fark yaratan oyuncular bu ligde. Şu dediğiniz gibi şimdi ben ligler bir isim başlamadan versem, önce bir ben söyle. şimdi bir isim versem Dediğiniz. diyecekler ki, Demirspor'dan geldi bu isim. Hani ben de duydum, bazı takımlar için duydum. Bazı oyuncular var. Hani söylesem diyecekler ki, tamam, Demirspor'la başkanla konuştu da bunları söylüyor olacak. O yüzden ben isim vermek istemiyorum. Hani sen zaten isimleri söylüyorsun. Hani bence ikinci yarı transfer tercihlerini iyi yapan, işte dediğim gibi hem Demirspor hem Samsunspor otomatikman direkt 10 numarayla başladılar mesela. Evet. Mesela Samsunspor bir santrofor ihtiyacı doğacaktır Samsunspor'da da yani. Yani bir ihtiyaç gözüküyor zaten Alacaklar hocam. Santrafor alacak yani. Yani Samsun. santrofor alacaksın, önce herkes 10 numarayı alıyor, farkındaysan yani. Hocam ben Tuzla Spor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ı konuk ettim. 5 tane transfer yapacağız dedi. 3 tane yabancı gönderdik dedi. Yani 2 tane kanat, 1 tane forvet, bir orta saha. Yani muhtemelen 10 numarada. Bir de stoper alacağız dedi. Ve 3 yabancı gönderdiklerine göre hocam tahmin ettiğimiz zaman iyi oyuncular gelebilecek yani. Bir Zaten de iyi şimdi oyuncularla şöyle bir şey var başladı. hocam. Bir de tüyo vereyim. Karagümrük çok fazla oyuncu dağıtmaya başladı piyasaya. Karagümrük'ten yollara ayrılanlar bir şekilde bu lige geliyor yani. Ya zaten yani Tuzla Spor da iyi transferlerle başladı zaten. Şimdi o Tiam santrofor iyi oyuncu, Ayosman iyi oyuncu. Hani Erdem var iyi oyuncu, kaleci Alanya'dan Haydar aldılar, iyi oyuncu. Hani transferleri de iyi başladı sezon başında zaten. O yüzden bu takım zaten lider oldu yani. Şimdi bak gene söylüyorum. Biz 21 Ocak'ta yapacağımız yayında aslında daha Evet. net bazı şeyleri konuşabileceğiz bence. Yani oyuncu kalite transferleri zaten hemen hemen bitmiş olacak. Hani orada bir bazı şeyleri daha kolay göreceğiz yani. Hani belki hiç ummadığımız takım hiç ummadık bir transfer yapıp bir anda öne de çıkabilir yani. Ben burada dediğim gibi işte Bandırma'dan biraz daha yukarıları zorlayacak gibi beklentim var. Yani Boluspor, hani bu kadroyla, evet iyi bir kadroyu sezon başında vardı ama bu Boluspor'un ben çok toparlanacağını mesela hiç düşünmüyorum yani. Çok oyunsal anlamda çünkü çok bir keyifte seyretmiyoruz açıkçası yani. Hocam Ankaraspor transferi vallahi Boluspor, bak yemin ediyorum Boluspor'u soracaktım. Vallahi billahi. Çünkü konuşmadığımız takım kalmasın diyecektim. Altınordu ile Bolu kalmasın kaldı. zaten. Yani Altınordu Altınordu ile Bolu kaldı. Altınordu'nun vizyonundan girecektim. Hocam Bolu da yıllardır niye Süper Lig'e çıkamıyor diye soracaktım yani. valla bu sene hani daha da bakarsan kadro kalitesi olarak daha bir kadro kalitesi var ama mesela bu santroforun 3 tane golü var. Yani şimdi bir santroforumuz var ve 3 tane gol varsa orada bir şeyler iyi gitmiyordur hani santrofor Yönetim olarak. de değişti Bolu'da hocam. Önceki yönetim de değil. Biliyorum sezon başındaki Necip yönetim de yok Çarıkçı zaten. Yani, bıraktı. evet. Evet. O yüzden hani bir şeyler eksik şimdi. Gökhan Saz da var orada. İyi oyuncu. Ben Adanaspor'da çalıştım. Oradan çok net biliyorum. Hani oyuncu kalitesini biliyorum. Melih var. İyi oyuncu. Ama orada olmayacak oyuncular da şey yaptılar. Aldılar. Şimdi kalecisi yabancı, iyi oynuyor. Allah var. Hani bir Bolu ama bir şey bir Bolu yener mi ya diyemiyoruz mesela. Maçtan önce Bolu yener mi deme şansımız olmuyor yani hiç. Kimle Ama oynarsa çıkıp oynasın da yani. böyle 3 maçta seri de yapabiliyorlar hocam. Öyle de değişik bir takım. 3 haftada 9 puan da alabiliyorlar yani. Yendiği takımlara bakalım. Bakalım hocam ben şimdi buradan açacağım. Adana Spor. Doğrudur. Şu an ben bir 1-2 saniye bekleteceğim Altay. hocam. Alt sıradakilerdir büyük ihtimal hocam. Aha Nedense. Altay'ı yendiler. Sürpriz yaptılar. Doğru. Evet, Altay. Evet Adana Ankara Spor. Spor, Altay, Ümraniye. Yani Ümraniye de kimi yenerse şaşırmıyoruz, kime yenilirse şaşırmıyoruz. Yani o Böyle yüzden 3 ihtimalli maçlar oynayan bir takım Ümraniye Spor'da. valla Bolu 19 puan, hani 34-35 puan birinciyle ikinci, hani çok da yakalanacak gibi değil ya. Hocam Bolu Çünkü yenmesi sadece gereken takımları yeniyor ama bir de öyle bir şey var yani. şimdi Altındakileri yenmiş. bak şu vardır, hani hep bu laf biz oyunculuğumuzda da söyleniyordu işte, ya büyük takımlara karşı geldiniz mi başka oynuyorsunuz işte öbür takımlara. Şimdi iyi takıma karşı iyi oynamak istiyorsun her şeyden önce.
Şimdi Bolu'nun kadro kalitesi kötü bir kadro kalitesi yok. O yüzden atıyorum. Demirspor'la oynarken de zor maç geçer ki zannediyorum berabere bitti zaten Adana'daki Bir maç. bitti ikinci haftada. Aynen. Ondan sonra atıyorum Tuzla'ya karşı da oynarken iyi geçer. Altay'a karşı oynarsın, yenersin. Hani bu her türlü şartlarda her zaman iyi geçer. Çünkü sen de iyi oyuncusun. Hani biz Anadolu takımlarını ben Adana Spor'da oynadım. 5 sene Süper Lig oynadığımda bize büyük maçlarda kimsenin bizi motive etmesine gerek yoktu ki. Hani biliyorduk ki o maçlar her zaman göz önünde olan maçlardı yani. Konyaspor örneği var hocam bu sene. Üç tane İstanbul takımında yendiler şampiyon oldu. Yani 3 tane İşte o büyükler lafını Beşiktaş söyleyemiyorum daha hocam ben burada. Linç ediyorlar. hayır Konya'da yendi 3'ünü. Birini de İstanbul'da yendi. Evet. Başakşehir'de Yani. yendi. 4 oldu. Bakmam lazım. Şimdi Başakşehir'e Söylüyorum ben emin değilim. Başakşehir 2-0 mı ne yendiler galiba? Ya 1-0 ya Şampiyon 2-0. olmuşların 4 tanesini yendi. Biri de bu 4 ligde değil yani. Biri de Süper Lig'de değil yani. İşte üçünü içeride yendi, birini deplasmanda yendi yani. O yüzden hani iyi takımlara karşı her zaman iyi oynayacaktır zaten. Yani dediğim gibi bunu biz kendimizden biliyoruz yani. Altın Yani orada kaldı hocam sadece. onu da bir Hı, söyle. yorumlayacağım. Bir soru geldi de şunu bir göreyim. Ha. Bayram Akgül'le aranızda bir problem mi var diye. Valla benim kendi şahsi adıma bir problem yok. Soru sorulduğu için söylüyorum ben bunu. Ben 1,5 sene ondan önce oyunculuğumda da ben bu takıma 2006'da geldiğimde 3. ligde şampiyonluk yaşadım. 2B, 2. 2B'ye çıktık. 2B'de de yarım sezon Adanaspor'da oynadım. Ondan sonra futbolu bıraktım zaten. Onun üzerine görevler aldım. Geçen 1,5 sezonda antrenörlük yaptım. Ben emaneti ihanetlik etmemişim. Ben malını çalmamışım. Ben bu takımı sabote etmemişim. Demek ki benim bir problemim yok. O yüzden soru Hocam soruldu diye söylüyorum. ben o Sonra sorunun şu Akın diye yüzden söylüyorum. geldiğini düşünüyorum. Bir saniye hocam. O sorunun şu yüzden geldiğini düşünüyorum. Teklifte gelmez zaten dediniz yorum yaparken. Bence o cümlenin üzerine gelmiş Yani olabilir. gelseydi şimdiye kadar gelirdi diyorum yani. Şimdi o Ya, yüzden hani teklifte gelmez zaten deyince insanlar da doğal olarak altında hani bir neden mi yatıyor diye sormak valla istemişlerdir ben de diye çok tahmin öğrenmek ediyorum. isterim. Niye teklif gelmediğini ben de bileyim. Yani ben de çok merak ediyorum. Diyor mu ben emaneti ihanetlik etmemişim. Malını çalmamışım. Takım sabote etmemişim. Ya yani ben yardımcı hocaydım. Bak bunu Ali'ni açıkça söylüyorum. Ben yardımcı hocaydım. Ben o takımda oyuncunun bir tanesini her kampta evine gönderiyordum. Bunu kimse bilmiyordu. Ama çıkıyordu ertesi gün bize top oynuyordu. Çünkü adam orada mutlu değil. Anladım. Ben de evliydi zaten. Gittiği yeri de biliyordum. Bunu kaç tane yardımcı hoca yapabilir? Hocam onu Coşkun Demirbakan da Eskişehirspor'da yapıyordu. Ben biliyorum mesela Bak içeriden. ama o Coşkun Demirbakan olarak yapıyor. Tabii Ben tecrübeli futbolculara bazen göz yummak gerekiyor yani. yardımcı hoca olarak bunu yapıyordum ama. Ve ben Hmm, Adanasporlu anladım. olduğum için bunu yapıyordum. Coşkun Hoca teknik direktör de yapıyordu. Ben bunu yardımcı hoca olarak yapıyordum yani. Ve bunun Hocam kimsenin haberi teknik yoktu yani. direktörün bu durumdan haberi olmuyor muydu? Olmuyordu tabii ki. Anladım. İdare ediyordunuz. Anladım. Ama işte yardımcı hocasın zaten oyuncularla bu diyalogları kurman gerekir. Eğer kurmazsan zaten olmaz. Ve ben o takımda bir maç Cihat Hoca bıraktığında kupa maçında şeye çıktım. Bolu maçına çıkacaktık. O haftada takımı ben hazırladım. Ve sonra Eyüp Hoca geldi. Eyüp Hoca geldikten sonra artık önümüzdeki sene benim orada kalmamı gerektirecek bir durum olmadı zaten. Yani o noktada da size görev verilmiyorsa o yüzden söylüyorum ben. Görev geleceğini düşünmediğim derken o noktada size kalmamış. Ya böyle bir konjonktürde size kalmıyorsa daha da size bu takımı gelecektir diye beklerseniz hayalperestlik olur yani. Altınordu ile ilgili söylüyorum. Tamam. 5 yediler biliyorsun Adana Spor'dan. Hani zaten futboldaki amaçları şeyleri de bu ligin sadece ortalarında bulunalım. Hani çok çıkmakla alakalı kendi dertleri olmadığı için de hani Evet. 15. ile 7. arasında Altınordu takım her zaman kendine yer bulacaktır. Ama Genelde 7. bitiriyorlar hocam. işte O playoff'un bir 15. ile altında bitiriyorlar. 15 ile 7 ondan sonra orada bulunacaklardır. Yani her zaman da bu Türk futbolunun içinde var olacaklardır ve her zaman da keyif verip her zaman da büyük takımlar oyuncu vereceklerdir. Bugün de oyuncu verecekler, yarın da verecekler. Zaten amaç şeyleri, ideal şeyleri o zaten yani. O yüzden inşallah da böyle devam ederler. Yani sonuçta bu kadar gençlere de önem veren birkaç tane takımında olması gerekiyor bence. Hocam Menemen'le Keçiören gücünü de konuşmamışız. Bak alttan hemen eleştiri alıyoruz. Menemen'le Menemen, Keçiören. ya Menemen'le ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. İyi yabancılar aldılar. Yani iyi yabancıları var. Ama Kötülerini de aldılar hocam. Gönderdiler.
Sonra çocuk gitti. Zaten bu iş öyle oluyor ya. Önce alıyorsun, sonra fark ediyorsun kötü olduklarını zaten. Ama ucuza Yani almışlar hocam hep. Yani işte. ben Cenk Kaleci hocamıza da röportaj yaptım burada. Kendisi anlattı. Siz bir anlatın, ben de eklerim eksik bir şey kalırsa. Söyleyin. Ya şimdi Menemen geçen seneki zaten çıktığı başarı, yani bu ligde yaptığı başarı kendileri de beklemiyordu zaten. Ha, bunun üzerine bir şeyleri daha yapabilir miyiz üzerine gittiler. Yabancı transferleri artık seyredip mi aldılar, başka bir şekilde mi aldılar? Onları bilmediğimiz için de çok da yorumlamak istemiyorum yani. Ama şimdi Cenk kardeşimiz hiç diploması olmadı, orada teknik adamlık yaptı yani. Hiç diploması yok. Hocam Yönetici yani pozisyonunda B diploması da yok galiba, değil mi? o da yok. AB diploması oluyor, bir pro Diploma lisans oluyor. şimdi zaten hani C'yi falan saymıyoruz. Bunda zaten amatör oluyor. Şimdi Evet. UEFA A, elit ve pro lisans. Genelde C AB'ler çalışıyor. Pro lisansı olan bir antrenörün tabii, diplomasıyla. işte benim gibi pro lisansı olanlar da evde oturuyor oluyor yani. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben diplomaya takılmıyorum ama şimdi orası teknik alan çizgisi, değil mi? Bahsedilirken öyle deniyor. Ve orada Evet. teknik adamların durması gerekiyor. Şu anda da mesela bazı takımlarda gene var. Hani o zaman, şimdi Cenk görevde olmadığı için bunu çok rahat söylüyorum. O zaman hiç dile getirmediğim için. Şimdi orası teknik alan çizgisi diyor. Orada diyor ki talimattan, orada teknik direktör durabilir. Orada yardımcı hoca durabilir. Orada kaleci antrenörü durabilir. Orada yönetici duramaz. Ve yönetici orada eşortmanla hiç duramaz. Bir kere yönetici, kulübe yönetici sıfatında giren, Sportif direktörler girmiyor mu hocam normalde yönetici kartıyla? yönetici ya da sportif direktör, fark etme bak, sportif direktör ya da yönetici pozisyondaki oraya girenler asla eşortmanın orada bulunamazlar yani. Kesinlikle sivil Yani bulunmak takım elbise. zorundalar. Zaten ben şunu söylüyorum. Eğer bir teknik, yani bir çizgide duran teknik adam gibi duran, eğer yakasında kartı varsa bir iki teknik adam değil. Hocam öyle diyoruz da maç toplantısına onlar giriyor zaten yani. Maske bak, Öyle olunca da. maske takmıyor. Bak, eğer kartı varsa kesinlikle Evet. teknik adam değildir. Çünkü talimatname der ki teknik adamlar kart takmak zorunda değil derler. Şimdi Anladım. biz yani pro lisansı bu kadar kendimiz zahmet ettik, çalıştık, ettik, aldık. Ama bu kadar da kolay bazı şeylere müsaade edilmemesi gerektiği için ben bunu söylüyorum yani. Zaten temsilciler buna bakacaklar. Eğer oradaki duran kartı takıyorsa bir iki teknik adam değil. Şu anda Türkiye liglerinde teknik adamlık yapıp o kartı hiç kimse boynunda takmıyor maç esnasında. Keçiören var kaldı Menemen hocam. Keçiören'le ilgili şunu söyleyeyim. Keçiören'in bir oyun yapısı var. Bunu kaleci üzerine kurdular bunu. Hatırlarsın Giresun maçında orta sahanın orada kaleci kırmızı kart yedi. Evet hocam, şaşırarak izliyor. Stoper gibi oynuyor yani. Ama Stoper oyuncularından daha çok topla buluştuğunu yayıncı kuruluşta ben dinlemiştim mesela. ben yani hemen hemen her maçları seyrediyorum işte. Ben hep şunu diyordum onunla ilgili. Yani bu kaleci kardeşimiz bir gün öyle bir şey yapacak ki, yani bu takım mağlup olacak yani. Çünkü birinci şartta kaleci bir kere öncelikle görevi topu tutmaktır. Oyun kurmak değildir. Önce tutmasını sağlarsınız. Kalecinizi iyi bir tutanınız varsa o zaman zaten rahat edersiniz zaten yani. Şimdi Giresun maçında nerede yedin kırmızıyı? Yayın orada. Orta sahanın yayını oradan yedin yani. Bak bir kötü pasla geri pas. Hani Menemen şeyin Keçiören takımın hoca, ne olur hocaları yanlış anlamasın. Aslında İlter ben Tören diye. lütfen yanlış anlamasın. Ki orada yardımcı hoca var. Altan Aksoy benim uzun yıllar beraber aynı takımda forma terlettiğim arkadaşım. Hani sakın yanlış anlamasın. Ben asla kolaylık yapmıyorum. Hani bir oyun planları da oluşması gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. Kaleciyle Alternatifleri yok yani. hani seyrettiğimiz kadar yok. Hani şimdi Hocam ben o kurguyu yapan hocaların muhtemelen İlker hocadır. Handbol izlediğini düşünüyorum. Bu sistem handbolde var. Kaleciyi kenara çekip bir oyuncu daha oyun alıp hücum yapmak. Ben biraz handbolde de ilgilendim. Oradan biliyorum. Muhtemelen oradan esinlenmiş olabilirler yani. ya Handbolde var bu. bir kaleci topu alsa, gelse orta sahadan şut atsa atamaz. Atar, kalede bir şey olmaz. Alıp herkesi çalınacak değil. 100 metrelik mesafe. Hani ben çok kalecilerin bu kadar bu işin içinde olmalarından, hani o toplu oynamalarından yana değilim açıkçası. Önce tutmalarından yanayım. Bir teknik adam olarak eğer bir kaleci, önce derim ki önce topu tut. Hani elinle tutmayı bil. Ayakla zaten oyun kurmamıza ihtiyaç yok yani. O yüzden şey yapmıyorum. Hani çok ikinci bir oyun planların olmadığını düşünüyorum. O yüzden biraz daha
oyun planlı olarak geliştirmek gerekiyor. Ki yanılmıyorsam Eskişehir-Keçiören maçında bayağı bir zorlandılar. 90 artı 5'ti, kamar attı. Golü atan da bugün Hatayspor'da hocam. İşte anladın mı? Hani onu anlatmak evet. istiyorum. Yani o yüzden devamlı şey yapmak gerekiyor. Yani bu oyun içinde işte teknik adamlık artık şu oldu zaten. Hani sonuçta ekibinize birilerini alıyorsunuz. Takımı çalıştırıyorlar, antrenör ediyorlar. Bunlar problem değil. İşte analizciniz var, atletik performansçınız var. Teknik adamlık artık kenarda maç esnasında taktik üretebilmek, oyuncu değişikliklerini yapabilmek, oyuna müdahale edebilmek oldu artık zaten yani. Ve muhakkak sadece bir plana bağlı olarak çalışmamanız gerekiyor yani. Eskişehirspor kardeşim, İlhan kardeşimiz oradaydı, ayrıldı. 7 tane çok... yardımcısı vardı hocam. İlhan mı? Evet. Hürriyet Güzel 7. yardımcıydı. Ya, ama İlhan şimdi Yılmaz Hoca'yla çalıştı yani. O Yılmaz Hocam sayesinde ya, o da kalabalık çalışıyor. Oradan alışkanlık yapmıştır İlhan kardeşime. Bak çok iyi maçlar oynadılar. Hani çok o da Yılmaz Hocam'ın şeyini yaşadı yani. Hep son dakikalarda goller yedik ki sen Eskişehir'desin. Hep bu maçları takip etmişsin de. Hocam orada en büyük problem şu. Futbolcular bu sezon hiç para alamadılar. Yani hiç para alamamış bir futbolcu grubunu motive edemezsiniz. Şimdi sevgili Erdin Üzer de yazıp duruyor hocam. Oyuncunuz Kemal Spor'dan. Tanırsınız. Benim de çocukluk arkadaşım. Kaleci Erdin. Ona da değineceğiz şimdi. Şu Eskişehir Spor'u bitirelim hocam. Benim de çocukluk arkadaşım Erdin. O da Eskişehirli biliyorsunuz. Hocam Eskişehir Spor'da maddi problem olduğu için o futbolcuları konsantre edemezsiniz. Yani sürekli kafa bir şekilde başka yerlere gidiyor. Ama bak şu bir kere oyuncu şunu düşünecek. Eskişehir bu durumda olmasa sen o takımda değil takımda taraftar forması giyemezsin. İki maçtan sonra bitiyor hocam o düşünce. Bak, ama o düşünceye sahip olmaz. Olmak zorundasın. Şimdi bak söylüyorum sana. Sen bu takımın transfer yasağı olmasa sen Eskişehir formasını taraftar olarak tribünde giyemezsin. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani aynı şekilde açılma ihtimali de bence yok. Alttan sorular geliyor, açılma ihtimali de yok. Aynı şekilde ben Bursa Sporlu genç kardeşlerimize de söylüyorum yani. Bunu değerlendirin ama bunu değerlendirirken gözünüzü o Süper Lig'deki abilerinizin kazandıkları bürümesin. Orayı siz kazanırsınız. Ama önce burada başarılı olmak zorundasınız yani. Önce siz Eskişehir'de, Bursa'da başarılı bir sezon geçirin. Sizi zaten birileri alacaktır yani. O yüzden önlerinde örnek de var hocam. Metehan Altunbaş Rastlinz'e gitti. Cemali Sertel Başakşehir'e gitti. Metekan Demir Başakşehir'e gitti. Metekan gerçi kiralık gelmişti ama biz yetiştirdik onu da. Bak o yüzden diyorum ki hani oradaki kardeşlerimize. Hani orada parayı zaten sorun değil. Bak gene söylüyorum. Ya bugün evet. bana deseler ki ya Eskişehir'in Bursa'nın yani transferi tahtası kapalı olan camiaların formasını giyeceksin. Ya üste para verirsin ya. Ki bugün çocukları zaten ebeveynleri getirip zorla kendileri getiriyor. Biz eskiden idmana giderken gizli gidiyorduk. Rahmetli babam bana kızıyordu. Şimdi o dönemden baba ebeveyn götürüyor çocukları. İlyas Salman'ın filmi vardı hocam. Hani Fenerbahçe transfer oldu. Münir Özkul'la anlatabildim mi? Hani o yüzden diyorum ki sen bu durum takımın bu durumda olmasa sen o takımın formasını taraftar forması olarak giyemezsin tribünde. Sana bu şeref nail olmuş. O zaman orada para gözünü bürümeyecek. Orada başarılı ol. Hizmetini yap. Ondan sonra oradan git. Sen şimdi burada oynamadan paracı oldun gittin. Gittiğin yerde de oynamayacaksın mı kardeşim? Hocam bir de federasyona başvuruyorlar alacakları için. Ben diyorum ya bunları birileri kandırıyor. Şimdi isim vermeyeyim kimi kandırdı. Hocam o menajerleri biz şehre sokmamaya çalışıyoruz da onlar halledip kallemediyorlar. Çocukların aklına giriyorlar. Seni şuraya götüreceğiz, buraya götüreceğiz. Biz sezon başında yaşadık hocam. Hiç kimse de bir yere götüremedi. Pisi geri dönüyorlar diye bir laf var ya. Hepsi geri dönüyor. Bir tek Mehmet Feyzi Kasımpaşa'ya gitti. Yani bir tek Mehmet Feyzi gitti. Ya bak ben menajerlerle ilgili şunu söylüyorum. Ben söylüyorum bunu zaten onlara da söylüyorum. Ben 8 ay boşta kaldım. Hiç çalışmadım. Ya bana cuma mesajı bile gelmiyordu menajerlerden. Ya Kemer'e hoca oldum baktım mesajlar gelmeye başladı. Ya dedim ki transfer yok bak yanlış zamanda atıyorsunuz dedim mesajı yani. Transfer zamanım yok Kemer'e gittim. Transfer bitmişti zaten ya. Yani. Hani... Hocam Kemer Spor'un kaleci sorununu da konuşalım o zaman konu açılmışken. Siz bir anlatın. Kemer Spor'da 2 hafta kaldım zaten. Ondan sonra pandemi olunca ayrılmak zorunda kaldık. Yani zaten ligler şey oldu. Erdin kardeşimizi tanıdım orada işte senin de arkadaşın. İyi de kardeşlerimiz var orada. Yani şimdi mevcut bir kaleci vardı. 2 tane kaleci vardı. Bir tanesi benim kendi oyuncum zaten. Ben götürmüştüm oraya. Ondan sonra bir oyuncu Covid oldu. Öbür oyuncu kadro dışı bıraktın. Sonra geri çağırdın. Geri çağırdın o kaleciye. Diyorsun ki seni her türlü şartları devre arası göndereceğim diyorsun. O da diyor ki o zaman benim paramı vermezseniz ben de Derince maçına gelmiyorum diyor haklı olarak.
Hani burada krizi yönetemiyorsun yani. Krizi Evet. yönetmek, krizi yönetmek için bu işi çözmen lazım. Desen ki tamam kaldı hani en kötü devre arasına kadar. Belki ben derince maçlarına da gittim. Belki kaleci olsaydı yani bir kaleci olsaydı bu kadar kolay mağlup olmazlardı yani. Ki ikinci maçı içeride yendiler. Alemdağ'a yendiler herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yendiler evet. 2-1 Yani yendiler. Erdin gene kalede oynuyordu yani. Şimdi Hani o Erdin de yüzden ayrıldı hocam. biliyorum konuştum ben Erdin'le. O da ayrıldı. Hani şimdi Kemerspor ya bu lafı söylemek istemiyorum ama hani çok da şey yapmak da istemiyorum. Yani ya çok enteresan şeyler oluyor. O yüzden de hani çok Kemerspor'la ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten Hocam o hakim değiliz. Darıca Gençlerbirliği'ndeki pozisyonu izlediniz mi? Enteresan deyince aklıma geldi. Bizden önceki programda da konuşuldu. Tepecik Evet, maçındaki Tepecik maçında. olayı Uçan tekme. izlediniz. Bu O arada bir konuda selam hocam söyleyeyim. Ben bu arada söyleyin bir hocam. selam söyleyeyim. Çok özür dilerim. Ben İzmitli Komedya Masterlar takımımız var bizim. Oradaki takım arkadaşlarımın yöneticilere, herkese çok selam söylüyorum. Onlar bana programdan önce hocam bizi unutma muhakkak selam söyle demişlerdi. Onlara bir selam söyleyeyim. Selam şeyi kalksın oradan. Şimdi o tarz problem hocam kamera olduğu için biz gördük. Yani Darıca Gençler Birliği paylaştı. Biz de izledik. Bu tarz şeyler oluyor mu alt liglerde hocam? Yayın olmayan maçlarda siz şahitlik ettiniz mi? Tabii olmaz olur mu? Hani son dönemlerde gene az oluyor yani. Hani eski dönemlere hiç söyleyeyim biz Talidman'la gittik. Mardin'e silah çektiler bize yani Adanaspor'da 2006 yılında. Talidman'ı ya daha maç oynanmıyordu dedik yani. Hani o yüzden Psikolojik baskı. Evet. hep psikolojik baskı var yani. Şimdi o Büyükçekmece Tepecik ki Tepecik benim ilk oynadığım profesyonel olduğum takımdır yani. Hani neye istinaden böyle bir şey yaptın arkadaşım? Ne olmuş olabilir yani? Daha ligin ilk yarısı bitmemiş. Seni şampiyonluktan mı etmiş? Ne yapmış olabilirler sana da bu kadar sinirle bir hışımla kardeşlerine onu yapıyorsun yani. Hani bunlar için özellikle hani caydırıcı çok ağır cezaların olması gerekiyor. Yani bunları normalde yolda kavga etsen yani aynı şekilde kavga etsen mahkemeye taşısan olayı vallahi ceza alırsın yani. Şimdi adamı tekmeyle bir mekteyi vurmak nedir? Senin ne yapmış olabilirler bunlar sana? Bir de deplasmandan atsın yani. Bak gene söyleyeyim ben Tepecik benim ilk profesyonel oynadığım takımım. O zamanki mevcut başkanlık Kaya Öztürk'tü. Hala benim canım ciğerim şu anda da temel başkanlar başkanlık yapıyorlar. Ya sana ne yapmış olabilir? Yani ne kadar küfür mü? Hepimiz yedik küfürü. Trafikte her gün küfür yiyoruz yani. Sana ne yapmış olabilir bu kardeşlerimizle bu kadar hırsla bunları tekme attın yani. O yüzden Anladım. hani bu tür olayları oluyor. Ben bu tür olayları çok böyle sinirlenip agresifleşiyorum. O yüzden de çok da beni konuşturma bu konularda. Kimsenin de karnını kırmak istemiyorum yani. Hani benim bir las tarafım var. Öyle dilim laf çıktı mı bir daha da geri almam ben lafı geri. O yüzden şey yapma beni yani. Hani yapmamasını. Bence büyük cezalar versinler yani. Versinler futbola dönmesinler gerekirse yani. Hocam bu sporda şiddet yasası var 62-22. Yani hep taraftarı kapsıyor. Hep Futbolcuları ve teknik direktörleri de kapsamalı mı sizce? kapsasın tabii ki yani. Taraftar ne Yani. yapıyor? Geliyor küfür ediyor. Kavga ediyor. Men oluyor. Oyuncu da kavga ediyor işte. Ha, tekme attı. Hocam tribünün koltuğunu kırıp sahaya atan adam 2 sene stadyumdan uzaklaştırılıyor mesela basit bir örnek. Bir de gidip şey yapıyorsun yani. Her maç günü gidip karakolda imza veriyorsun, bekliyorsun yani. Tabii. Bak onu da Hayır. tavsiye etmiyorum. Hani Tasvip etmiyoruz tabii ki de hani biz basit gidelim bir örnek maçta verdim. bağıralım, çağıralım ya. Kimsenin yani hepimizin anası kutsal, hepimizin bacısı kutsal. Yani bunlara hiç gerek yok ki bu küfürlerle bir yere varamayız zaten yani. O yüzden hani bir de en sevdiğin olaydan niye mahrum kalacaksın yani taraftar olarak söylüyorum bunu. Hocam bir yaşam felsefesi olarak değerlendirmeye başlıyorlar bir noktadan sonra. Fanatizm duygusu devreye giriyor taraftarlıktan ziyade. Kimseye bir katkısı olmamıştır. Hiç kimse Ben de fanatizmden evet. artı bir yere gelememiştir yani. Gelememiştir. Bak gelmemiş dedi. Gelememiştir yani. Mümkün değil. Bunu hiçbir şey kılmaz yani. Hocam yani çok sorunuz vardı da artık hani çok da uzatmamak lazım. Ki sizinle ben daha çok program yapmayı şimdiden kafaya koydum yani. Çok yani kafa dengi derler ya öyle çıktınız. Hocam şu amatörlükler, bal ligi ne zaman başlayacak? Duyumunuz var mı? Pandemi yavaş yavaş normalleşmeye de geçiyoruz gibi aşılar da geldi. Bir Valla duyumunuz şöyle var mı? bir duyumum şöyle bir kere öncelikle amatör muhakkak oynanması gerekiyor. Evet. Yani oradaki kardeşlerimizin muhakkak bu konuda devlet büyüklerimizin muhakkak yardımcı olması gerekiyor.
Biliyorsun ki federasyon, yani daha doğrusu Türkiye Amatör Futbol Federasyonu Konfederasyon bununla ilgili bir dekre yayınladığında en son 17 Ocak'ta oynanıp oynanmayacağına karar verilecektir diye bir zaman bıraktılar. Bundan 2-3 ay önce bir yaptıkları açıklamada. Benim şöyle bir beklentim ve duyumum var. İnşallah bu hafta içerisinde hani oynanmakla alakalı bir tarih verecekler gibi duruyor. O yüzden Evet. bu iş muhakkak oynanacaktır. Hani hiç oynanmayacak gibi bir beklenti içinde olacaklarını tahmin etmiyorum ben. Bu Mart'ta oynanır, oynanmaz. Nisan oynanır. Nisan oynanmazsa Mayıs oynanır ama oynanır. Burada 700 Hocam bin ben insan. haber muhabirliği de yapıyorum. Sadece sporla ilgilenmiyorum. Orada kritik tarih 15 Şubat. 15 Şubat'tan sonra yüz yüze eğitime geçilmesi gibi konular da gündeme gelecek. Ama orada Ben esas şöyle bir şeyden bahsediyorum hocam. Unutmayın lafınızı. 15 Şubat'tan sonra başlayabilecek tek devrede birlikle hafta içi hafta sonu maçlarıyla tek devrede bu amatör ligleri ve bal ligini tamamlamayı planlıyorlarmış gibi bir duyumum var benim de hocam. ben kendime ilgili bu konu hakkında duyum demeyeyim, kendi fikrimi söyleyeyim. Bir kere eğer oynatacaklarsa onu bugünlerde açıklamak zorundalar ki takımlara, bak Evet. çalışma değil, takımlara transfer zamanı kalsın. Biliyorsun ki Kadrolar yok hocam. Kadro yok ortada. 4 Şubat'ta transfer bitiyor ve 4 Şubat'ta transfer bittiğinde size transfer süresini uzatamaz. Buna UEFA müsaade etmiyor zaten. O yüzden bu, eğer oynatacaksanız önce bu açıklama yapın ki takımlar kendilerine oyuncu bulup lisans çıkartmaya başlayabilsinler yani. Ben şöyle bir kendimce yorum yapıyorum. Tahminim 260 tane yakın kulübün başvurusu var. Bunu 27 gruba bölecekler. 27 grup, 12'şerlik grup takımlar oluşacak. Çift devre olacak. Bal Bunu ligi değil mi tamam, hocam? bal ligini söylüyorum. Bu tamamen benim fikrim. 27 grup, 12'şerli takım, maksimum 13 olacak zaten. İstanbul 18-27 takımı zaten onu kendi aralarında 3 grup yapacaklar zaten yani. Onları kimseye bulaştırmayacaklar. Bu tamamen bak Azaltmaları lazım yani, anladım. evet, daha çok hep birbirine yakın şehirleri aynı gruplarda toplayacaklar. Günübirlik maça gidip gelinsin, otel masrafı olmasın, işte pandemiden dolayı kimseye şey olmasın diye. Sonra 9 takım çıkacak diye duyduğum kadarını söylüyorum 3. lige. Bunu da 27 takım, 27 grup, 27 tane şampiyon olacak. 9 tane takım bay çekecek. 18 tane takım birbirine maç yapacaklar. 9 takım oradan galip çıkacak. 9 takım da bay çıkanlar olacak. İkisini birleştirecekler. 9 takımı çıkartacaklar. Hocam iki Benim devre biraz zor ama söyleyeyim. şöyle zor değil. Bak 9'arlı 10'arlı grupları 12'şerli grup 11 maç yapar. Bu da yapar. Normal statüde 2,5 ay. Yani normalde, ama Evet. pazar çarşamba araya sıkıştırdığın zaman, Mart'ın başında başlattığın zaman Mart, Nisan, Mayıs sonu her şey biter. Hocam peki bir aylık antrenmanla futbolcular bu yoğun fikstürü Ama tamamlayabiliyor mu? Bir de amatördeki şartlar da zor. O stadyumlar falan daha zor. hatırlarsan 3. lig ve TFF 1. lige de 35 gün ara verdiler, başladı bu sene yani. Ama işte orada şartlar bir tık daha iyi hocam. Yani Ne şart aynı saha. Sadece oyuncu kalitesi farklı. Saha aynı saha. Şimdi zeminler bakma hocam. sen. Zeminler, Bak zeminler. bakma sen. Şimdi çoğu takımların hani bu konuda Sayın Devlet Büyüklerimiz, Spor Bakanlığı her şeyiyle çok iyi statlar yapıldı yani. Çok iyi amatör maç sonu çimlerin oynandığı çok iyi sahalar var yani. Ha, olmayan var mıdır? Tabii ki vardır. Ama bir oyuncunun tabii ki toparlanabilmesi 4-6 haftayı gerektirir. Ama zaten herkes çalışıyor şu anda, merak etme. Hepsini duyuyoruz, hepsini görüyoruz. Hazırlık maçı yapanlar var. Geçen Ali Ağa Karşıyaka'yla hazırlık maçı yaptı. Ali Ağa Bal takımı Karşıyaka. Üçüncü lig takımı. Yarın da Karşıyaka Teknik Direktörü yayınımızda. Onu da Yani belirtelim o yüzden yarın. herkes zaten antrenman yapıyor, sen merak etme yani. Hani 35 gün süre verecekler. O süre. Benim bu tamamen kendi şahsi fikrim, her zaman söylüyorum. Ben asla bir Hocam öngörüde bulunmuyorum oynansın sadece. da bir şekilde oynansın Oynanır. yani. Bu lig oynanır. Ama diyorum ki Mart'ta oynanır, ama Nisan'da oynanır, oynanır. Bizim Yurt biliyorsun ki dışındaki sistem nasıl hocam biliyor musunuz? Oralarda amatörlükler nasıl gidiyor ki? yok, hiç Almanya bilmiyorum. 5. ligi 6. ligi oynanıyor. Ben görüyorum maç bu ligde. Çünkü bu amatör liglerin hani profesyonel ligler gibi şeyi bekleme mecburiyeti yok. Biliyorsun ki Avrupa Şampiyonası var sezon Evet. Mayıs'ta. O yani orayı bekleme gibi bir sıkıştırma takvime gerek ihtiyaç yok zaten, amatör.
Zaten şeyi de planlama açısı da tamamen TASK'tır. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Konfederasyonudur zaten. Planlamayı da onlar yapıyor zaten. Hani bakarsın TFF ile aslında hiçbir bağlantısı yoktur. Çünkü amatördür tamamen. Sadece Evet. başkanı Ali Düşmez'dir. Aynı zamanda da başkan vekilidir Türkiye Futbol Federasyonu'nda. O yüzden hani bu ligi oynanır. Ama dediğim gibi Mart'ın ama süper amatörler nasıl oynanır? Tek devre mi oynanır? Hani gençli kardeşlerimiz 17'ler, 19'lar nasıl oynanır? İnan onlarla ilgili bir yorumum yok ama Bal Ligi ile ilgili böyle bir öngörüm var açıkçası. Vallahi ekonomik olarak yüz binlerce insanı ilgilendiren bir durum hocam. Yani Tabii ki işte futbolcu diyorum aileleri, hani akrabaları falan. futbolcu ailelerine bakarsan hepimiz kardeşlerimiz mağdur mu? Evet mağdur. Hocam Ama ben onlara en da ben azından kısa şöyle çalışma söyleyeyim. ödeneği bağlanmalıydı diye düşünüyorum o insanlara da. Ben en azından. Ya bunları aslında işte hani bölgenin amatör futbol federasyonları yapabilir bunları. Bölgenin. Evet. Yani bölgesel olarak geçen mesela takımlara belli bir para dağıtıldı. Ben hepsini biliyorum yani. Yani takımlara belli bir paralar dağıtıldı. Yani hani o yüzden bu tamamen Spor Bakanlığı'nın Oyunculara ulaştım hocam. Mesele orada o para. valla Takıma kulüplere gittiğini veriliyor da. biliyorum ben. Ben kulüplere gittiğini biliyorum. Net. Çünkü Hocam son bilgi sorum şu. insanın. Teklif var mı? Görüşüyor musunuz? Kariyer hedefleriniz neler? Hani sizi ileride böyle ikincilik, kırmızı grup, beyaz grup, TFF birincilik, keşke Süper Lig. Valla ben şunu söylüyorum kendimle alakalı. Bir kere her şeyden önce bizim için hayırlı olacak bir takım olması bizim için her zaman önemlidir. Gittiğimiz yerde başarılı olabilmek için ben her zaman bunu isterim. Bunun da ligini hiç ayırt etmem açıkçası. Ayırt etmek de istemiyorum zaten. Hani futbol hizmetse yukarısında da hizmet vardır, aşağıda da hizmet vardır. Tabii ki herkesin bu işi yapıyorsanız hep en üst liglerde çalışmak istersiniz. Ya ben 3,5 sezon derince AŞ'yi çalıştırdım. Sayın Şahin Çavuşoğlu ile çok keyifli zamanlar geçirdik, çalıştık. Ben Payas'a gittim. Sayın Osman Tufan'la çok güzel bir zaman geçirdim orada. Ama Kemer'de aynı zamanı geçiremedik. Çünkü oradaki konjonktür çok farklı bir şey var orada yani. Orayı çözmek İklim de müsait değilmiş hocam herhalde. Sıcak yaramamış. iklim aslında ben sıcağı severim ki Adana'da kaldım biliyorsun yani senelerce Evet. Adanaspor'da oynadım. O yüzden iklimden başka şeyler var. Erdin sana Kemer'in anlatmıştır iklimi zaten. ya olmamış hocam size. Erdin Vallahi anlatmıştır hocam sana. siz Erdin'le çok fazla bir şey konuşamadık. Hocam tanıtımı görünce aradı beni. Yani hocam da benim deyince ben de oradan biliyorum. Hocam çok güzel programdı. Vallahi yarım saat 40 dakika yaparız diye başladık ama baktığıma göre 64 dakika olmuş. Yani bir saati geçmişiz. Ya Hocam ben valla devam programlarını talep ediyorum sizden. Ha, zaten 21 Ocak için söz aldık. Böyle lig değerlendirmelerini yapacağımız tabii ki bir daha da devam keyifli yaparız. programlarını. Çok sorular Hocam geldi. Onları da Sakaryalılar da bastırıyor. Sakaryalısınız. Onlara da bir Sakaryaspor değerlendirmesi içeren bir selam gönderirseniz. ben bir Sakaryaspor bir de Kocaelispor değerlendirmesi yapayım. Tamam. İki camia biliyorsun. Bir dönem ben Kocaelispor'da da çok kısa bir dönemde olsa oynama şeyim oldu. İkisi de çok büyük kulüp. Ben isterim ki onların aynı grupta olup taraftarlar ama tabii ki fanatizme kaçmadan, birbirine zarar vermeden eski zamandaki gibi maçlar olsun. Derbiler çok güzeldir çünkü. Yani o gene öyle bir aslında derbi bekliyorum ki geçen sene bir hazırlık maçı yapılmıştı seyircisiz. Yani önce onu isterim her şeyden önce ama kesinlikle şiddetin olmadığı bir konum olsun, öyle bir ortam olsun. Sakarya aslında daha beklentilerin içinde olan bir takımdı ama orada devamlı bir hani kaos oluşuyor. Yönetim değişecekti. İşte ertelendiler. Kongre olmadı. Yani bir 5'te 5 yaptılar. Bu hafta dün Kastamonu'ya yenildiler. Bir Taraftar sarsıldı. konuşmasından sonra oldu hocam o 5'te 5. Ben o maçta da vardım. Bodrum maçına da gitmiştim. Yani hani maçtan sonraki konuşmayı şeyde de gördüm. Tabii ki çok önemli camia her iki tarafta. Her iki tarafta Kocaelispor bu sene buraya yeni çıktı. Onlar için de yeni bir şeyler var. Ama orada da bazı hatalar yapıldı. Bunları zaten herkes dile getirdi. Ben çok dile getirmek istemiyorum. Hani çünkü her türlü şartlarda bir camia sonuçta. Kimseye de bu konuda akıl verecek şeyim yok ama bilgi mi? Evet, bilgiyi verebiliriz. Ama akıl o başka bir şeydir zaten. Zaten dünyada nazar değmeyen tek şey insan aklıdır. Çünkü kimse kimsenin aklını beğenmez. Kimse kimsenin aklına da nazar değdirmez. Aa, keşke o an aklı bende olsun demez zaten kimse. O yüzden de insan aklına asla da nazar değmez yani. Böyle de bir cümleyle kapatayım. Her iki camiada büyük camia daha yukarılarda olması gerekiyor. Demek ki olamadıkları için muhakkak ufak tefek hatalar oluyor. Bu hataları sayın şehrin büyük
abileri diyeyim, belediye başkanları daha objektif, daha doğrusal, daha realite tarafından olaylara bakarlarsa bu camialar muhakkak eskiden olduğu gibi tekrar Süper Lig'e dönecektir ama önemli olan bakış açıları. Hocam o son kurduğunuz cümleyi Bursa ve Eskişehir için de ben geçerlidir diye söyleyeyim. Ya O Eskişehir olmuyor ne yazık ki yani. bu Bursa'yı da Bursa söyleyelim hocam. Hep Eskişehir konuşunca ben eleştiriliyorum maalesef. Bursa'yı ya da ben ekleyelim buraya. Eskişehir'de şimdi orada benim dostlarım diyorum işte İlhan zaten bizim kardeşimiz de hani bir 80 trilyonu açılabilme gibi bir şey duydum ben geçen bir sohbet 80'e ettim hocam falan. ben 40'a sıfırlandı diye iddia ediyorum. 80 falan şey yani 200, 40'a sıfırlandı. 250, 250 borç var yani 80. Hocam fazlasıyla hakimim. Yani bak konu Eskişehir Spor programına dönüyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Fazlasıyla Bak hakimim. ben şöyle söyleyeyim. Samsunspor döneminde büyük takımlara biliyorsun İlhan Mansur, Tümer Metin, Cenk İşler, Evet. ondan sonra Vural, Celil, Musa, Güngör, Adnan Öztürk, Güngör Öztürk. Bak şu ana kadar benim saydığım 8 tane Süper Lig'deyken büyük takımlara büyük paralarla oyuncu transfer göndermişler değil mi? Büyük Evet. paralarla ya. Ve Samsunspor şu andaki mevcut başkan almadan önceki halini hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi hani 45 milyon borçla aldı Şimdi Yüksel Başkan. Eskişehir için söyleyeyim şimdi ben. Hani bildiğim kadarını söylüyorum ben işte. Alper Potuk'un gitmesi, Tarık Çamdal'ın gitmesi, Erkan Zengin'in gitmesi, Veysel. Hani sen arada Hocam söyle bu bana kimler takım başka. Batuhan Karadeniz'i bonservisiyle sattı. Süleyman Yuğla'yı bonservisiyle Bak sattı. Daha kaç bilinmeyenleri tane söyleyeyim ben size yani. daha bunlar büyük paralarla değil mi? Büyük transferler yaptılar ve bu takımlar bu kadar borcun içinde. Yani orada o zaman bu kadar büyük takımlara büyük paralarla satın alan oyuncular bu takımlar nasıl bu kadar borcun içinde kalabiliyorlar? 20 Ben milyon euro sadece hocam. onu söylüyorum sana yani. 20 Başka da bir milyon şey euro söylemek istemiyorum. saydığınız futbolculardan Sana gelen bir para. şey söyleyeyim mi? 19,5 Bak milyon euro. Söyleyin hocam. Eskişehir'le ilgili bir şey söyleyeyim mi sana? Bak Söyleyin bu hocam. net bilgi olduğu için söylüyorum. Bir oyuncu, öyleyse oyuncunun ismini vermeyeyim. Kendi milli Hilal Ceylan. takımında değil, kendi milli takımında sakatlanıyor. Jera Kaminko. Diyorlar ki bu oyuncunun bize sözleşmesini gönderin. Kulüp gönderiyor. Oyuncunun alacağını kaç paraysa 10 lirasını Eskişehir Spor Kulübü'ne gönderiyorlar. O çocuğa hani oyuncuya verirsin bizim milli maçta sakatlandı diye. Ya adama uçak Hocam bileti ben çok iyi almıyorlar ya. biliyorum Bak olayı. adamı ben İzleyenler nereden anlasın diye biliyorum? bekliyorum. Ha, ben nereden biliyorum o zaman? Bak ben Herkes Eskişehir'de değilim biliyor ama hocam. bak bu adam uçak bileti bile almıyorlar ya. Adam ondan Evet. 950 bin eurosunu O almış adama oraya. şu an hocam o adama bugün 1,2 milyon euro borcunuz var. Bak adamın Euro. parasını almışsın. Ya bak ben Alper Potuk'la ilgili bir şey anlatayım. Ya adamı 6 milyon 10 milyon euroya satmışsın. Herife borcun var. İçerideki alacaklarına çek vermişsin. Onları da ödememişsin. Ya zaten bundan almışsın parayı bu çocuk gidiyor diye yani. Alper Potuk'la alakalı. Alacaklarına karşılık çocuğun kendi alacakları ile ilgili çek veriyorsun. Ya bu çekleri de ödemiyorsun yani. Senden sonraki yönetim ödemek zorunda kalıyor. Bir de çekin üstünde sahte imzalar var yani. Hocam bunlar biraz itham olur da şimdi ben o toplara Yo ben girmeyeyim. bu olayın Ben içinde bugün için söyleyebilirim. Alper Potuk'un alacağı yok. Sonraki yönetimler ödemiş olabilir dediğiniz gibi. Bizim Doğukan Tokyo'ya borcumuz var mesela hocam. ben çeki ben götürdüm Eskişehir'e. O yüzden biliyorum Alper Potuk'un çekini. O yüzden biliyorum da söylüyorum bunu. Yani bunu duyum olarak söylemiyorum ben. Hocam şimdi birincilik diye bir hesap var. Eskişehir Spor konusu açılınca sürekli beni eleştiriyor ama kendisi de sürekli Adana Spor yazıyor. Ona da sevgilerimizi iletelim. Ben demin işte Hocam. soruyu o sordu bana. Sağ Hocam olsun kendisi sadece Adana Spor soruyor. Hesabına da birincilik ama konu Eskişehir Spor'a gelince beni eleştiriyor. Kendisine de sevgilerimizi iletiyoruz. ben Hocam de çok teşekkür sevgilerimi ederim. iletiyorum ve biz herkesi nacizane fikrimizi, bilgimizin neticesinde herkesi yorumladık. Gene söylüyorum. Lütfen hiçbir camia yanlış anlamasın. Biz burada ben asla ahkam kesmedim. Mevcut kendi fikrimizi, kendi düşüncelerimizi aktardık. 21 Ocak'taki Tamam ben programda yazdım buraya. Not aldım. 21 Ocak'taki programda inşallah takımların transferlerini görüp çok kırdıysak konuşmalarımızda yatıyorum Giresun için olsun başka takımlar için kimi kırdıysak da özür dilemesini de biliriz. Takım devre arası iyi transfer yapan takımlar şampiyon olacaktır. Ve bu ligde de dediğim gibi benim 4 takımdan 3'ü muhtemelen çıkacak gibi duruyor. Teşekkür ederiz hocam. Altta çok fazla tekrar sorular gelmeye başladı. Bizim yayının başında konuştuğumuz hocam Adana Demirspor gibi örnek vereyim ben orada Altay gibi. Biz o konuları konuştuk tekrar konuşmayalım diye sormadım ben Tamam. hocamıza. Ama bu programın tekrarı hocam 1-2 saat sonra YouTube'da olacak Futbol Anadolu
hesabında YouTube'da. Oradan seyredebilirler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben iyi akşamlar diliyorum. Tekrar iyi geceler. 21 Ocak'ta görüşürüz. Adana Spor'la da hocam hani bir temasınız olursa haberimiz olsun. Özel olarak, haber olarak geçelim. Çünkü Adanalılar acayip bastırıyorlar yani. Olmaz olmaz. Herkes rahat olsun. Herkes rahat olsun. Herkes rahat olsun derken olmuş. Hocam giderseniz olmaz. Rahatlayacak adamlar zaten. Yani yok, fark etmez. Mevcut kardeşlerimiz inşallah başarılı olsunlar. Sıkıntı yok bizim için yani. Şehir takımları düşmesin hocam. Şehir takımları yok. Şehir takımları kalsın. Mi? Kesinlikle katılıyorum. O yüzden diyorum ya camialar taraftarları olan işte Sakarya'sı, Kocaeli'si, Adana'sı, Demirspor'u, hani Eskişehir'i, Bursa'sı, hani bu takımların trans seyircileri olsaydı daha farklı puanlar olurdu. Onu söyleyebilirim sana. Neyse hocam, iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar herkese, sevgiler, saygılar.